Değerli basın mensupları, bugün Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu heyetiyle beraber Deva Partisi Genel Merkezi'nde misafir ettik. Kendisine bu nazik ziyaretleri için özellikle teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Ülkemiz zor dönemlerden geçiyor. Şöyle baktığımızda 2017-2018'den bu yana, yani partili taraflı cumhurbaşkanlığı sistemi ülkede uygulanmaya başladığından bu yana ülkenin sorunları sadece büyüyor. O gün bugündür çözülemeyen hiçbir temel sorun olmadığı gibi sorunların üzerine yeni sorunlar eklene devam ediyor. Biz prensip olarak ülkenin sorunlarının çözümünün ancak ve ancak meşru demokrasi zemininde olması gerektiğini hep savunduk ve aynı duruşumuzda devam ettiriyoruz. Meşru demokratik zeminde çözüm aramak zorundayız. Ancak demokrasi tabii kalite kalite. Yani ülkelerdeki şöyle bir demokrasilerin çeşitliliğine baktığınızda daha kaliteli, daha iyi seviyede demokrasiyle yönetilen ülkeler var. Demokraside kalitenin son derece düşmüş olduğu ülkeler de var. Onun için biz hep tam demokrasi dedik. Tam demokrasi demeye devam ediyoruz. Tam demokrasi arkadaşlar ne demektir? Tabii ki sandıktır, seçimdir, milli iradenin mutlaka egemenliğidir. Ama aynı zamanda hukukun üstünlüğüdür. Tam demokrasilerde seçilmişlerin halkın iradesini temsil etme gibi çok önemli bir meşruiyet zemini vardır. Seçilmiş makamda olan herkes aslında sadece kendisi değildir. Onu seçenlerin, onu destekleyenlerin bir iradesini temsil eder. Onun için seçilmiş makamlar bir temsil makamıdır aynı zamanda. Milli iradenin temsilidir. Tam da bu ilkelerden hareketle özellikle son bir haftadır yaşamakta olduğumuz gelişmeler ve bu kayyum görevlendirmeleri, kayyum atamaları işte demokrasinin tam da bu seçilmiş olma ve seçilmiş olmanın meşruiyetinin dayandığı ilkenin adeta kalbine hançer saplayan bir uygulama. Değerli arkadaşlar, bakın eğer demokrasi bir ülkede çözüm olmazsa, sandık seçim çözüm olmazsa, sandığın seçimin milli iradenin göreve gelenlerin arkasında olmasıyla ilgili o sağlam tablo bozulursa, o zaman bu milli birliğimizin ve beraberliğimizin önündeki en büyük engeli oluşturur. Milli birliğimizin ve beraberliğimizin yara almasına, zarar görmesine sebep olur. Üstelik aynı zamanda terör örgütlerinin ve şer odaklarının da işine gelen, onlar için de elverişli bir ortam oluşturur ülkede. Bunun içindir ki bizim bu kayyum meselesiyle ilgili İlkesel duruşumuz çok nettir. Partimizi kurduğumuz gün açıkladığımız parti programında, ortaya koyduğumuz bütün eylem planlarında ve dönem dönem diğer partilerle yaptığımız ortak çalışmalarda da çok sağlam ilkesel bir duruşumuz vardır. Nedir? Bir seçilmiş belediye başkanı, yani makamıyla milli iradeyi temsil eden, makamda olan bir başkan, eğer görevden alınacaksa bu ancak ve ancak bağımsız ve aynı zamanda tarafsız bir yargı kararıyla olmalıdır. Atanmış bir kişinin tek bir imzasıyla bir seçilmişin görevden alınması demokrasinin de hukukun üstünlüğü ilkesinin de tam özüne büyük zarar verir. Bununla ilgili çözümün nasıl olacağını, nasıl olması gerektiğini bütün detaylarla zaten daha önce ortaya koymuş idik. Bir başka önemli konu, yeni seçilecek, yeni göreve gelecek belediye başkanının da mutlaka meclis içinden seçimle gelmesidir. Bu olmadığı takdirde ülkemizde tam demokrasiden bahsedemeyiz. Peki bununla ilgili düzenlemeler gerekmekte midir? Evet, gerekiyor. Bir mevzuat düzenlemesi gerekiyor mu? Gerekiyor. Hatta yani anayasada bazı dokunuşlar gerekiyor mu? Gerekiyor. Ama bütün bu çalışmalarının adresi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Ben dünkü yaptığım açıklamada da söyledim. Eğer çözüm arıyorsak bir mevzuat düzenlemesi
bu konuda gerekiyorsa bunun da adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Biz bugün Sayın İmamoğlu'yla bu konuları oldukça geniş bir çerçevede ele aldık, değerlendirdik. Kendilerinde belediye birliği olarak bir çalışmalarının olduğunu memnuniyetle öğrendim. Bu işi önce bir sistem çözümüne kavuşturmamız gerekiyor. Yani sistemi önce bir sağlamlaştırmamız gerekiyor. Ondan sonra o sistemi de doğru bir şekilde yönetilmesinin takipçisi olmamız gerekiyor. Çünkü sistemi doğru kurarsanız ama yanlış ellerde o sistem yine işlemeyebilir. Ama şu anda öncelik şu sistemi düzeltmek. Yani Türkiye'deki mevzuat altyapısını ve bu kayyum meselesini olması gerektiği gibi tam demokrasiye ve hukukun üstünlüğü ilkelerine yaraşır bir noktaya getirmek. Şu anda yapılması gereken bu. Ondan sonra da o sistemin tabii ki düzgün işletilmesinde takipçisi olmak gerekiyor. Şunu da son olarak sözlerime eklemek istiyorum. Bütün bu sıkıntıları biliyoruz ve kayyum atanan illerdeki, ilçelerdeki vatandaşlarımızın hissiyatlarını da gayet iyi anlıyoruz ama bu hak mücadelesinin zemininin meşru bir zeminde yürümesi lazım. Bir yanlış bir başka yanlışla düzeltilmez. Yanlışlar yapılabilir ama yanlışların düzeltilmesinin haklı meşruiyet zemininde yürütülmesi gerekir. Bunu da son olarak ifade etmek istiyorum ve şimdi sözü değerli misafirimiz Sayın Ekrem İmamoğlu'na bırakıyorum. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Değerli Deva Partisi Genel Başkanı Sayın Babacan'a çok teşekkür ediyorum. Bizleri kabul ettiler. Malumunuz bugün Türkiye Belediyeler Birliği ile acil gündemli bir encümen toplantısı yaptık. Ve bu toplantıda bütünüyle yaşanan bu demokrasi krizini, hukukun üstünlüğünün bertaraf edildiği bu atmosferi ortadan kaldırmak adına mutlak teknik bir çalışmanın anayasal zeminde bir sonuca kavuşmasıyla mümkün olabileceğini konuştuk ki sabah encümen toplantısından sonra burada çerçevelediğimiz maddeleri de kamuoyuyla paylaştık. Açıkçası bugün Sayın Genel Başkanımızla yukarıda yaptığımız sohbette zaten Deva Partisi'nin dünden bugüne hazırlamış olduğu ilkelerle, prensiplerle çok örtüşen bir bakış açısını ortaya koymuş bulunduk. Bu beni oldukça sevindirdi. Bugün özellikle bugün için randevu verebilen genel başkanlarımızla bugün yaptığımız konuşma tümden bu evrede ve meseleyi tamamen bu çözümün olması gereken yere, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşımak ve orada anayasal zeminde bu işi konuşmak ve mutlak kalıcı bir çözüme evrilmesini sağlamak. Bu yönüyle de akışı ve prensipleri, zaman içindeki iletişim süreçlerini kendilerinin de tariflemesiyle uzlaştık ve yakın zamanda biz kendilerine Türkiye Belediyeler Birliği çatısında oluşan tespitlerimizi ve çözüm önerimizi paylaşacağız. Öyle arzu ediyoruz ki önümüzdeki hafta, ki ben Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nı da bu anlamda ziyaret edeceğim ve sonucu kendileriyle de paylaşacağım ve umut ediyorum ki bu iş önümüzdeki hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşulabilir, tartışılabilir bir seviyeye gelsin. Elbette Deva Partisi'nin milletvekillerinden de en üst seviyede katkıyı, desteği arzu ediyoruz ki bunun olacağını da şimdiden görebiliyorum. Bu bizi çok sevindirdi. Şu anda gerçekten ülkemiz adına, milletimiz adına bir demokrasi krizini çözmek, kalıcı bir biçimde bu ülkedeki hukukun üstünlüğünü, insanların seçme ve seçilme haklarının korunduğu, asla onlara bir zeval gelmediği bir ortamı sağlama mücadelesini vermekteyiz. Sayın Genel Başkanımızın son uyarısını çok değerli buluyorum. Kesinlikle başta vatandaşlarımız olmak üzere ama yetmez, siyasilerin de konuşma dil ve usluplarına dikkat etmesi gereken, mücadeleyi hukuki zeminde memleketimizde yaşayan her insanın hakkının korunduğu bir süreç olduğu gerçeği üzerinden. Yani biz sadece bugünün konusu olan iki partinin belediye başkanlarının hakkını, hukukunu korumak değil,
Bugün iktidar partisinin de iktidar ortaklarının iktidar ortağı olan partilerin de belediye başkanlarının yarınlarda yaşayabilecekleri bu tarz krizleri, haksızlıkları, hukuksuzlukları tümüyle ortadan kaldırma mücadelesini veriyoruz. Zira gerçekten bugünkü manzara hiç bize yakışmıyor. Başımızı öne eğdiriyor. Her şeyimizi etkiliyor. Başta ekonomi olmak üzere bütün toplumsal sorunlarımızın aslında temelinde hukuksuzluk ve adaletsizlik ile ilgili başlangıçlar yatar diye düşünüyorum. Bu yönüyle bugünkü manzaraların yaşanmaması, seçilmiş insanların hakkının gasp edilmemesi ve gerçekten devletimizin bürokrasisinin de yanlış görüntülerle, yanlış uygulamalarla bir kötü sürecin paydaşı haline getirilmemesi. Çünkü devletimiz bizim kutsalımız, devletimizin her birimi, her bürokratı, her insanı değerlidir. Onların da yara almaması gerekir. Yani kurumlarımızı ve kurallarıyla birlikte korumamız gerekir. İnşallah hem sıkıntısız hem manipülasyona maruz kalmayacak bir biçimde hak mücadelesini verdiğimiz bir süreçle birlikte sonucunun da çok güzel olduğu, sonucunun da insanlarımıza hayırlı bir sonuç sağladığı bir anayasal süreci Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hep beraber var ederiz. Ben dün talep ettiğimiz bu buluşmaya zor bir zamanında böylesi bir kabulüyle bize destek verdiği için bütün yerel yöneticilere verdiği destekten dolayı Türkiye Belediyeler Birliği adına, şahsım adına Sayın Babacan'a çok teşekkür ediyorum. İnşallah sonucu güzel olsun. İnşallah. Sağ olun efendim. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Herhalde soru sormak isteyen yok diye anlıyorum. Evet. Müsaade isterim. Tabii.